Burada daha çok altını çizmemiz gereken şey şu. Karşındakini ortadan kaldırmaya yeltenmemek, şiddet kullanmaya yeltenmemek. Çünkü dünyadaki bütün sistemlerin, liberalizm, İslam, Hristiyanlık hepsinin altında bir mutlak doğrular vardır. Mesela siz bir hukukçu olarak söyleyeyim. Biz a priori olarak hukuk yaparken hırsızlık kötüdür diyoruz. Bunu bir mutlak doğru kabul ediyoruz. Veya insanlara işkence yapmak kötüdür diyoruz. Bunu mutlak doğru olarak kabul ediyoruz. İslam'ın da mutlak doğruları var. Hristiyanlık da var. Dünyadaki bütün yani hukuk sistemi yapamazsınız. Yani mesela siz insan öldürmenin kötü olduğuna dair bir değeriniz vardır. O değeri bir başlangıç noktası kabul edip hukuk yaparsınız. Veyahut da toplumsal düzen kurarsınız. O sizin mutlak doğrunuzdur. Olmaması gerektiğini düşünürsünüz. Yani aslında mutlak bilemeyeceğim. Doğrunuzdur ama onu mutlak olarak tabii aldığın andan itibaren öbürüne çok fazla tabii yaşam imkanı verilmiyor. Ama işte öbürünü ben onu ayırabileceğimiz bir mantık kurabileceğimizi düşünüyorum. Yani mutlak doğrularımız karşındakinin varlığını yok etmeye çalışmadan olabileceğini evet düşünüyorum ve şiddet kullanmadan, baskı yapmadan. Ondan deminki Kur'an ayetlerini verdim. Peygamberin yanında orada Kur'an'la alay edenler var. Sen oradan uzaklaş diyor. Değil mi? Çaresi uzaklaş. Taşı alıp da kafasını yar, kılıcı alıp da kes değil. Yani o öyle yaşasın. Dinde zorlama yoktur diye ayet var. Yani karşındakinin biz dini inancını belirlemek, ideolojisini belirlemek zorla durumunda değiliz. Dini zaten inancın önemli bir özelliği özgür iradeyle seçilmiş olması. Eğer ki siz onu özgür iradeyle seçmiyorsanız zaten onun bir değeri yok. Eğer ki değil mi yani bir rüzgar esince yaprak gibi insan kalkıp da bir yere savruluyorsa o yaprağın bir yere gittiğine nasıl bir değeri olamayacaksa o yaprak açısından aferin yaprağı ne güzel yapmış diyemeyeceksek din inancı da özgür iradeyle insanlar seçmiyorsa aynı şey geçerlidir. Ha o zaman başka insanların da dinden döndü diye ki bu bazen hocamın dediği gibi yapılan uygulamalar bunlar görür. İslam adına ne yazık ki yapılmış. Onu öldürmeye kalkmak işte mürtedin katli gerekir falan şey izahlar ki Kur'an'da hiçbir şekilde yer almayan izahlar. Veyahut da namaz kılmayan, oruç tutmayanlara zorla bunları yaptırmaya çalışıyor. Bakın Kur'an'da bir tane böyle ifade yok. Namaz kılmayanın zorla kıldırılması, oruç tutmayana zorla yaptırılması. Ama İslam ülkelerinde bunun uygulaması, hatta hukuka geçmiş hali var mı fıkıhta diye sorarsanız, ne yazık ki var. Ama ben yani teolojik olarak da ona kalkma durumdayım. Yani ben Kur'an'dan hareket edildiğinde, hocamızın söylediği şekilde, yani karşı tarafı yok etmeye çalışmadan, fakat mutlakları olmasıyla karşı tarafı yok etmeye çalışmamayı bir aradan bağdaştıran bir zeminin Kur'an'da olduğu kanaatindeyim. Ama uygulamalarda olmayanlarını da işte düzeltmemiz lazım uygulamasını.